Şimdi 15 Haziran'da siz gördüğünüzde Şükür'ün arkadaşlar, bu fotoğraf böyle mi? Yani daha bir tane daha olması lazım. Şimdi annesiyle beraber de verirseniz o fotoğrafı. Bir full görelim mi fotoğrafı? Ekranlara bir getirelim mi annesiyle beraber? Bir ekranlarda full görelim. Bu fotoğraf. KJ'yi de alın. Alın KJ'yi lütfen. Bakın bu fotoğraftaki üst bölgesi o dönemde böylesine gelişkin değil. Yani Haziran'ın 15'inden bahsediyoruz. Bu fotoğrafta Ağustos ayında çekilen bir fotoğraftan bahsediyoruz. Şimdi özellikle buna hem anne hem baba da çok büyük tepki gösterdi. Mustafa çıldırdı. Özellikle sen bunu söyleyince, tamam, Türkan'ı görelim. Türkan'ı görelim lütfen. Sen özellikle, ben kuzenimi, hatta Kezban'la beraber, kardeşinle beraber gitmişsiniz. O da gittiğini doğruluyor. Gittiğinizde sen kuzenini gördüğünde, hı hı, kuzeninin üst bölgesi hatta zayıf, işte göğüsleri belirgin değil, üzerinde de kırmızı bir tişört var diyorsun. Sonrasında Ağustos ayında göğüsler belirginleşmeye başlıyor. Yani acaba, hı hı, o zaman hamilelik Temmuz-Ağustos ayında mı oldu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama çok emin yani, çünkü o sırada göğüslerin... Çünkü belirgin olsaydı fark eder kuzeni, anladın mı? Gelişiyor kuzeni, mutlu olur, normal seyrinde gidiyor her şey. Kesinlikle öyle bir şey. Nasıl gördün sen, bir daha anlatır mısın? 15 Haziran'da Şükür'ü gördüğünde Şükür nasıldı Türkan'cığım? Çocuk zayıftı Didem Hanım. Hı. Çocuk zayıftı. Yani hatta gittim de şöyle düşündüm. Böyle. Dedim ya, evde her zaman dedim ya, annesiyle babası yoktu. Evet. Dedim ki bu çocuklar doğru düzgün yiyip içmiyor. Bu yüzden zayıflar diye düşündüm. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. O yüzden de çok zayıflar diye düşündüm. Ve bu fotoğrafta da neredeyse annesi kadar bu çocuk. Neredeyse annesi kadar. Karın bölgesinde bir şişlik yok. Benden uzun olduğu doğru ama, benden uzundu ama zayıftı. Böyle bu kadar değildi. Yani karında bir şişkinlik yok, ama önce göğüslerde bir. Yoktu. Çünkü bazen kadınlarımız bunu daha iyi bilir tabii ki. Yani göğüs bölgesinde ödemle beraber işte şeyler, büyümeler başlıyor. Arkasından da karın büyümeye başlıyor. Yani Ağustos ayında da göğüsler böyle büyüyor. Sonrasında Eylül-Ekim ayında, hı hı, da Mustafa gidip kiralık katil tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla Eylül-Ekim ayında senin kızın 4-5 aylık hamile olabilir. Hangi ayda? Eylül-Ekim. Kesinlikle öyle bir şey. O zaman babaannesi görmüş, niye bilememiş? İşte onlar da o zaman işin içinde, o yüzden. Kesinlikle öyle bir şey. Derdi ya, diyor belki ya kendi. Bol giydirmişsindir yenge. Kendin söylemedin mi? Bol giyiniyordu, belli olmazdı diye. Kilo ulaştığını görüyor ya, hamileliğini göremeyecek miymiş? Atla oynadığını görüyor ya. At DNA'yla oynuyor ya, o zaman bol muymuşmuş? Neden tamam, karnını görmüyor ya hani. Karnını görmüyor, geniş, bol giyiniyor ya. Ya Eylül-Ekim ayında gittiğinde bu çocuk hamile diyor. Eylül-Ekim, siz daha konuşmamışsınız ya. Cezaevinden gelen mektuba göre, size de bu soruları sorduğuna göre eminim ifadesi de alınmıştır. Çok öyle bir şey. Gitmiş. Yani hamile o değildi. Niye o zaman Eylül-Ekim ayında hamile olmayan çocuğu öldürmeye çalışıyor Mustafa, gidiyor? Bilmiyorum. O zaman Şubat ayında bu çocuk doğum yapmak üzere falan. Hocam ne diyorsunuz? Ben meslek hayatımda şunu gördüm. Çok acı ama 9 aylık hamileliğini bandajlayarak saklayanı gördüm. Bol giyerek maalesef. Sen de bu şekilde yaptın mı çocuğa? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Ben sadece şüpheyle kaldım. Zeynep, bu meseleyi lütfen Mustafa'ya sorar mısın? Yani hamileliği, yani çocuğun çünkü hamile olduğu değerlendiriliyor. Öncesinde o zaman doğum yapmak üzere, o zaman doğum yapmak üzere olan bir çocuğu nasıl fark edememiş Mustafa mesela, ha Zeynepciğim? Biz de onu düşünüyoruz. Abla, o Şubat ayında öyle bir şey olmuş olsa Şubat ayında bu çocuk 9 aylık olacak. Doğum yapmak üzere olmuş oluyor. Ve Meryem'in yalanladığı ifadeyi, pardon, Fatma'nın yalanladığı ifadeyi okuyalım şimdi. Gelsin ekranlara Fatma'nın yalanladığı ifade. Buyurun. Ben yıllarca kızımın birileriyle kaçtığı veya en son babasıyla birlikteyken gördüğüm için eşim tarafından bir yerlerde tutulduğunu düşündüm. Kızımızın hamile oluşu saklanması gereken bir konu olduğu için eşimin çevresi geniştir.
Bir yerlerde çocuğu doğana kadar kızımızı saklar, sonra kızın doğuracağı bebeğe bir çözüm bulur, kızı da geri getirir diye bekledim. Bizim kızımız hamile kalınca gidip de hesap soracağımız bir erkek arkadaşı yoktu. Kız da zaten sürekli evde veya etrafta gezen birisi değildi. Bu durumda evde oturan kızın nasıl hamile kaldığı sorusunun cevabı da yoktu. Millete bu durumu izah edemezdik. Kimden hamile kaldığının hesabını da kızımıza soramazdık. Zaten kızımızın hamile olduğu ile ilgili kuvvetli şüphemiz olduğu zaman da kızın babasıyla gitti ve bir daha dönmedi. Selim, bu ifaden cezaevinden gelen mektubu doğruluyor. Sen diyorsun ki kocamın çevresi genişti. Kocan o çevresinden yardım istiyor. Tamam mı? Sonuçta cezaevindeki adam senin bu ifadeni nereden bilsin? Biz bu ifadeni zaten yeni söyledik. Yani cezaevinde aramış yani, sadece öldürmek için aramış ama yani bir yana saklayacağını sanmıyorum. Mustafa'nın çevresi geniş miydi? Geniş. Telefonda herkes var. Yani bin dergişi var. Konuştu. Tamam, ama doğru. Çocuğumu öyle vereceğini sanmıyorum. Gizleyeceği, saklayacağını. Sadece ifade şeyde de o şeye veren adamın da söylediğine göre öldürmek için arıyor. Başka bir şey için, saklamak ama, için değil. Ama adam diyor ki Eylül ayıydı diyor. 9. aydı diyor. 9. ayda çocuk demek ki hamile. Sen diyorsun ki biz Kasım Aralık'ta fark ettik diyorsun. Yok, ben ama fark Mustafa, ettikten sonra benim fark ettiğimi anlattıktan sonra bilmiyorum onu. Mustafa Eylül ayında kiralı katili arıyor. Kasım kesinlikle Aralık'ta aramıyor bilmiyorum. Ki. Bilmiyorum, ondan başka bilen yok çünkü. Sen yine bu ifadenle, yalanladığın ifadenle diyorsun ki bebeğe bir çözüm bulur, çocuğu götürür. Hayır. Doğum yaptırtır. Arkasından da bebeği bir yere verir ya da öldürür, bir şey yapar. Sonra da kızı bana geri getirir diye düşünmüşsün. Kesinlikle öyle bir şey yok. O zaman ne ödediydi bana? Ya onu nasıl getirsin geriye zaten? Mustafa'nın yaptığı kesinlikle her şey ortaya çıkacak. Hala daha yalanlıyor. Daha hala daha benim yaptığımı ortaya atıyor. Ya Mustafa'ya geçen ifadeni yalanlıyorsun ya. Yok. İmzanı 10 saniye önce kabul edip çünkü 10 saniye yalanlıyorsun. Çünkü ben öyle bir ifade vermedim, biliyorum. Bu ifade devletin şeyinde var, sisteminde var. Var olsun. Sen devlete bile iftira atıyorsun yani. Türkiye Cumhuriyeti devletine iftira atıyorsun ya. Doğru. Devlete iftira atamazsın da orada çalışanlara iftira atıyorsun. Hayır. Orada görevini yapan orada çalışanlara iftira ben atıyorsun. İftira bile atmıyorum. Özür dilerim, çünkü yanlış öyle ifade yaptım yani. Fatma niye yalanlıyor mu ifadeyi ya? Ben yalanlamıyorum çünkü öyle bir ifade yok. Ya biraz bile olsun sana inanmak istedim. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum seninle ilgili. Bana inanmayın. Kesinlikle inanmayın. Ama şimdi nasıl inanayım? İfadeni yalanlıyorsun ya. Kesinlikle inanmayın. Ağzından çıkan cümleleri ya, şeye geçiren... Ben kendimi biliyorum. Çocuğumun da babası, en son götüren babası, en son gören, yani elimden alıp götüren de babası. Başka kimse bilmiyor. Bir daha imza atar mısın lütfen? Yanına geleyim ben senin. Arkadaşlar gerekli tedbir şey alın. Hemen imzayı bir daha attıralım istiyorum. Ben atarım. Aynısını atarım çünkü değiştirmem imzamı. Biraz önce çok değiştiririm dedin. Atsın imzayı lütfen. Daha önce o imza bana aittir diye niye kabul ettin Fatma? Fatma imza atmaya devam ediyor. Ha Fatma? Çünkü benim değil. Hı? Dikkatli baktığım için. Küçücük imzayı fark edemedin mi? Burada bir şey yazmak istedim. Başka bir şey itiraf etmek ister misin? Hiçbir şey yok çünkü. Belki konuşmuyorsun, yazmak ister misin? Bilemem, ben konuşuyorum. Deli gibi ben imza atıyor. Böyle çılgınlar gibi imza atıyor. Ben çocuğumu biliyorum. Babasından başka bilen yok. Ben ama bu imza diğer imzayla birbirini tutmuyor. Tutmasın. Az sorun. Önce attığın imza gösterin. Onu karşılaştırmasını da yapayım. Aynı imza. Aynı imza değil ya. Ne aynı imza? Tamam, aynı imza değil. Şöyle yapalım, ben bu imzanın görüntülerini alacağım. Arkadaşlarım alacaklar. Öncesi sonrası hepsini Instagram'a koyacağım sevgili izleyiciler.